Merhaba arkadaşlar, ben Serkan Hoca. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sayı problemlerin ikincisiyle karşınızdayım. Evet, hemen konuya geçmeden küçük bir şey yapacağım arkadaşlar sizinle. Konuyu daha iyi anlayabilmeniz için. Onu yaptıktan sonra hemen sorulara geçeceğim. Burada ben ne yapacağım? Burada ben size arkadaşlar eşitliği göstereceğim. Bakın eşitlik olacak. Tamam. Eşitliğimiz kaçta olsun? Eşitliğimiz bir tane 90 cevizde olsun. 90 tane ceviz var. Öbüründe kaçta olsun? Öbüründe de 600 lira. 600 lira da arkadaşlar eşitliğim olsun. Bakın sorular nasıl gelecek? İzleyin. Söylediklerime odaklanmaya çalışın. Şimdi 90 tane ceviz. 10 tane çocuğa dağıtırsam her biri ne kadar alacak? 9 tane. Eğer 10 değil de 15 tane çocuğa dağıtırsam her biri ne kadar alacak? 6 tane. Değil mi? Normalde olması gereken şey bu. Eğer 10 tane çocuk varsa 90 cevizi her birine 9-9-9 vereceğim. Eğer 10 değil de 15 tane olursa her birine 6-6-6 verecek. Peki soru karşıma nasıl gelecek? Soru karşıma şöyle gelecek. Bir miktar ceviz. Bir miktar ceviz. 10 tane 15 tane çocuğa dağıtılıyor. Bir miktar ceviz 15 tane çocuğa dağıtılıyor. O zaman çocukların hepsi x kadar alırsa, hepsi eşit alacak x kadar alırsa toplam ceviz 15x değil midir? Evet. Bana diyor ki o gün 15 tane çocuktan 5 tanesi okula gelmedi. Evet. İşte o zaman gelmeyince diğerleri arkadaşlarının payını alarak ilk başta alması gerekenden 3 tane daha fazla ceviz alıyor. Buna göre işte ceviz kaç tane ceviz dağıtılmıştır? Ya da ilk durumda ne kadar ceviz dağıtılmıştır gibi sorular gelebilir. Tekrar ediyorum. Bakın burada yapmak istediğim şey şu. Şurada 15 çarpı 6 idi ya. 15 tane çocuk vardı. Hepsi 6 tane alıyordu. 5 tanesi gelmeyince her biri ne yaptı? 9 kadar aldı. İşte ben bunu şöyle bulacağım. Bir miktar ceviz 15 tane çocuğa dağıtılıyor. O zaman hepsi 15x olarak kalacak. Bana diyor ki eğer diyor 5 tane çocuk yoksa o zaman gelmediyse okula o zaman 15 tane çocuk değil de 10 tane çocuk alacak. İlk duruma göre ne yaptı arkadaşlar? 3 tane fazla aldı. Tamam? Bunu bu şekilde yapabiliriz. Ya da mesela 600 lira eşitleyeyim. Bakın 600 lira eşitliyorum şurada. 600 lira için diyorum ki ben gömlek alacağım. Bir mağazaya gittim. Mağazada arkadaşlar 100 liraya gömlek var, 120 liraya gömlek var. Değil mi? O zaman ne olur? Ben ya 100 liralık gömleklerden 6 tane alırım ya da 120 liralık gömleklerden 5 tane alırım. Tamam? Peki soru nasıl gelecek? Bana diyecek ki Serkan Hoca mağazaya gitti. Orada 100 liralık ve 120 liralık gömlekleri beğendi. Eğer 100 liralık gömleklerden alırsa 120'den aldığına göre bir adet fazla gömlek alacaktır. Ne demek istiyorum? Şunu diyorum ben. Eğer 120'den x tane alacağıma 100 liralık gömleklerden x artı bir tane alıyorum. Tamam? Gördünüz mü? Sağ tarafla sol taraf eşit. Diğer ceviz sorusunda sağ ve sol birbirine eşit oldu. Tamam? Bakış açımız bu olacak. Buna göre ben ne yapabilirim? Soruyu çoğaltabilirim. Bu sorularla ilgili döndürüp dolaştırıp farklı farklı hikayeler yazabilirim. Ama konunun mantığı bu. Dedikten sonra arkadaşlar sizinle hemen sorularımıza geçiyoruz. Bin soru. Bir demir çubuk. Bir demir çubuk. Beş eşit parçaya bölünüyor. Her parça 2 santim daha kısa olsaydı 9 parçaya bölünecekti. Buna göre demir çubuğun uzunluğu kaç santimdir? Hemen bakalım. Bir demir çubuk. 5 parçaya bölündüğüne göre her parça x, x, x midir? Evet. Eğer diyor x değil de her parça 2 santim daha kısa olsaydı x değil de x eksi 2 olsaydı o zaman 9 parçaya bölünecekti diyor. Dolayısıyla ben burada ne yapıyorum? Hemen x'imi buluyorum. At bunu bu tarafa 4x. At karşı tarafa 18. Her iki tarafı 4'e bölersen de x'imiz gitti gitti. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. 9 bölü 2 geldi. Tamam. Buna göre diyor demir uzunluğu ne kadardır? Demir uzunluğu isterseniz sağ tarafta, isterseniz sol tarafta arkadaşlar eşitleyerek bulabilirsiniz. Demir uzunluğu 5 tane x. Yani 5 tane 9 bölü 2 bu da 45 bölü 2 yapar. İstersek şıklarda 45 bölü 2 varsa işaretleriz. Ya da arkadaşlar 22,5 vardır. 22,5 işaretleriz. Tamam mı? Olay aynı. Bakın az önce anlattığım 3 tane hikaye vardı ya. Onunla aynı mantık. Tel yerine ne yapmış? Demir çubuk yapmış. Devam ediyorum. Kişi öğle yemeği için bir lokantaya gidiyorlar. İçlerinden iki kişi cüzdanını getirmeyi unuttuğu için diğerleri 5 lira fazla veriyor. Buna göre yemek için ödenen toplam para ne kadardır? Ha, yine eşitlik sorusu. Ne yaptım? 12 tane kişi her biri x kadar ödeyecek. Tamam mı? Eşit olarak paylaşacaklar.
Ama bana diyor ki bunlardan 12 tanesi ödemiyor. 10 tanesi ödüyor. Niye? Çünkü 2 tanesi cüzdanı getirmeyi unutmuş. Muhtemelen ceketin cebinde, ceketini de almayı unutmuş gibi. Hani burada şöyle çok ince düşünmeyin. Nasıl ya bir adam yok kesin şöyle olmuştur. Yok çok basit düşün. Çok basit düşün. Cüzdanı yok. Bitti. Peki ne yapacak? 10 kişi ödeyecek. İlk baştaki duruma göre 5 lira fazla ödediklerine göre ilk başta 10 şey, x lira diyorlardı. O zaman artık x artı 5 lira ödeyecek. Buna göre diyor arkadaşlar ödenen toplam para ne kadardır? 12x eşittir. 10 tane x artı 50. 10x 12x buradaki x kaldı 50. X'i bulun x kaç geldi? 25. Demek ki arkadaşlar bunlar yemeğe gittiğinde her biri 25 liralık yemek yemişler. Bana toplam parayı sorduğuna göre burada yeni koyarsak daha rahat olacaktır. O zaman 25 çarpı kaç? 12. 12 çarpı 25. Buradan da kaç gelir? 3. Demek ki arkadaşlar toplam 300 lira para var. Tamam. Hemen sağlamasını yapayım istiyorsanız. Kaç lira? 300 lira. 12 kişi 312'ye bölersen her biri 25 lira verecek. 12 kişi 2 kişi para getirmemiş. 10 kişi ödeyecek. 10 kişi ödeyecekse her biri 30 lira para ödeyecek. Gerçekten de ilk duruma göre maalesef 5 lira daha fazla vermek zorunda kaldılar. Tamam. Eşlik sorusu mu? Evet. Soruya bakış açımız böyle olacak arkadaşlar. Hepsi aynı soru. Benzer soru. Sadece hikayeleri farklı. Tamam. Sizler de daha fazla hikaye yazarak bakış açınızı geliştirebilirsiniz. Bakalım. Bir merdiven ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inen Ömer çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 10 fazladır. Merdiven sayısı gene aynı değil mi? Evet. Ne yapıyor? Çıkarken ve inerken. Çıkarken zorlanıyor. Zorlandığı için arkadaşlar hızlı gideyim derken ikişer ikişer çıkarken inerken daha rahat olduğu için üçer üçer iniyor. Peki bana diyor ki çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 10 fazladır. Yani burada x tane adım attıysa burada x eksi 10 tane yapacak. Ben şuraya x artı 10 yazayım. X'leri pek sevmiyorum. Üçer üçer çıkarken x adım atarsa, şey, üçer üçer inerken x adım atarsa çıkarken değil mi? Adımları küçük olduğu için daha fazla adım atacak. X artı 10 olmuş. Eşitleyelim hemen. 2 çarpı x artı 10 bana merdiven sayısını verir. Ya da 3 çarpı x. 2x artı 20. Burası kaç olacak? 3x. X de buradan kaç geldi? 20. Güzel. Merdiven kaç basamaklıdır diye soruyor. Merdiven kaç basamaklıdır? Herhangi bir yerine koyalım. Sanki şurada koymak daha mantıklı olacak gibi. 3 çarpı 20'den demek ki 60 basamaklı bir merdiven. Tamam. Böylece arkadaşlar klasik sorulardan ikincisi de çözmüş olduk. Tamam. Merdiven ve eşitlik. Ben buna eşitlik sorusu diyorum. Eşitlik sorununa bu şekilde yaklaşabiliriz. Merdivenin çok farklı çözüm yolları var. Ama ben bu yolla çözmek istedim ki eşlik kısmı tam otursun diye. Tamam. Hepsi aynı şey. Bu konuya girmeden tamam 3 tane örnek vermiştim. Ceviz dağıtmıştık. Gömlek almıştık. Değil mi? Ya da bir tel vardı. O 3 tane örneği hikayeyi tamam bakın soru şekline getirdik. Bir tanesi merdiven oldu. Bir tanesi lokantaya giden insanlar oldu. Bir tanesi de demir çubuk oldu. Bakın aynı şeyler aynı şeyler. Sadece hikayesi farklı. Tamam. Bunları arda arda gösterelim ki size bakış açısımız ne olsun biraz daha genişlesin. Bundan sonra bakalım şimdi ne yapacağız. Şimdi şuraya geldik arkadaşlar. Sorularda 3 tane ifade varsa, birinci ifade, ikinci ifade, üçüncü ifade varsa, ben buna A dersen, buna B dersen, buna C dersen, A artı B artı C'yi biliyorsam, arkadaşlar ben bu soruyu çözemem. A'yı bulamam, B'yi bulamam, C'yi bulamam. Neden? Çünkü matematikte, tamam mı? Kaç tane denklem, kaç tane bilinmeyen varsa o kadar denklem verilmesi lazım. Örnek veriyorum. Bir bilinmeyen var. 2x artı 6 eşittir 15. Ya da 18 diyelim. Ben bunu bulurum. Niye? Bir bilinmeyen bir denklem. Çözülür. Şöyle olsaydı. X artı 2 tane y eşittir 10. Sadece bu var. Bulamam. Niye? 2 bilinmeyen var. 2 bilinmeyen varsa arkadaşlar hemen bana ne yapması lazım? Bana bir tane daha denklem vermesi lazım. 2 bilinmeyen 2 denklem olursa soru çözülür. Tamam. Peki 3 tane olsaydı o zaman da 3 tane bilinmeyen 3 tane denklem verecek. Yani x artı y artı z eşittir 15. 2x eksi y artı işte z 40. Ondan sonra 3x 5y artı 10 tane z eşittir 50 gibi. 3 tane bilinmeyen 3 tane denklem verseydi soru çözülürdü. O zaman ben bu sorulara nasıl bakacağım? Ben bu sorulara biri cinsinden yazmam lazım. Tamam. Hepsini 3 tane bilinmeyeni tek bir bilinmeyene çevirmem lazım. Bazen buna k deriz. Bazen de sorunun şekline göre x x x diyerek arkadaşlar sorumuzu çözmeye çalışırız. Tamam. O yüzden bana birden fazla bilinmeyen varsa 2 3 falan varsa bunları birbirinin tümüne ne yapmam lazım? Çevirmem lazım. Yoksa soruları çözemeyiz. Hazır mıyız? Başlıyorum sorulara.
Üst sayıdan birincisi ikincisinden 4 fazla, üçüncüsünden 5 eksiktir. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı. Üst sayıdan birincisi ikinciden 4 fazla. Tamam. Üçüncüden 5 eksiktir. Üçüncüden 5 eksik olan kim? Birinci. O zaman birinci x artı 4 ise bu kaç olacak? 5 eksik bildiğine göre hocam 5 çıkartırım x eksi 1. Değil. Bakın Türkçeyi çok iyi kullan. Birincisi orada virgülle ayırmış. Birincisi üçüncüden 5 eksiktir. O zaman birincisi x artı 4 ise ve birinci eksikse o zaman üçüncü sayımız x artı 9 olacak. Tamam. Lütfen oradaki ifadeyi kendiniz tane tane bir okuyun. Bakalım ne anlayacaksınız. Bunların toplamı kaçmış? 73. Hemen x artı 4 artı x artı x artı 9 73'e eşit. X 4 tane x artı 13 73'e eşit. O zaman 4 ilk tane x 73 karşı tarafa atarsam 60. X de buradan kaç geldi? 15. X'imizi 15 bulduk. Buna göre ortanca sayı kaçtır? Çok kolay. Hocam ortanca sayı bu. Değil. Bilmiyorum. Niye? Çünkü ben bunları küçükten büyüğe doğru sıralamadım ki. Küçükten büyüğe doğru sıralasaydım o zaman derdim ki ortanca bu. Önce bak bana ikinci sayı dese farklı bir şey. Ortanca demesi farklı bir şey. Tamam. X kaç bulduk? 15. Yazıyorum. O zaman bu 19. X 15 yazarsam bu 15. X 15 yazarsam bu kaç oldu? 24. O zaman benim sayılarım 19, 15, 24. Küçükten büyüğe sıralarsam 15, 19, 24. Ortanca sayı kaçtır? 19. Hocam küçükten büyüğe demiş ki büyükten küçüğe sırala. Gene 19. Tamam. Dolayısıyla bakın bana burada ikinci soru demiyor. Ona dikkat edelim. Ne yaptık sorunun özünde? Şöyle bir tekrar dersek. Hocam 3 tane sayı vardı. Ben bunları biri cinsten yazmaya çalıştım. Böylece tek bilinmeyen oldu. Tek bilmeyen olunca da soruyu rahatlıkla çözebildim. Benzer bir soru. Toplamları 62 olan 3 sayıdan birincisi ikincisinin 3 katı. Birinci, ikinci, üçüncü. Birincisi ikincinin 3 katı. Tamam. İkincisi de üçüncünün yarısından 5 fazladır. O zaman burada işler karıştı. İkinci ile üçüncü arasında bir geçiş yapmam lazım. Değil mi? O zaman hemen soruyu şöyle yapayım. 1, 2, 3. Tamam. İkincisi üçüncünün yarısından. O zaman ben üçüncüye 2x dersem. 2x. Böylece yarısından 5 fazlası ne olacak? Yarısı x, 5 fazlası. Güzel. Peki birinci neydi? Birinci değil mi? Birinci ikincinin 3 katıydı. O zaman birinci x artı 5'in 3 katı. Burada da parantezi dikkat ediyoruz. Bakın ne yaptım? Güzelce ne? Birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü. Tek bilinmeyen cinsine çevirdim. Soruya bakış açım bu olacak, tamam mı? Bakış açım bu olacak. Üç tane bilinmeyeni tek bilinmeyen haline getireceğim. Bundan sonra şurayı bir daha tekrar etmekte fayda var diye düşünüyorum. İkincisi üçüncünün yarısından 5 fazla. O zaman ben buna 2x diyeyim. Bakın sorunun en başında, sayı problemin başında yarısı deyince x'e x bölü 2 demiştim. Sonra çarpı attık demiştim ki öyle yapmayalım. Onun yerine 2x'e x diyeyim. Çünkü soru çözümü kuralaştıracak. Tamam. Ben üçüncüye 2x dersem yarısından 5 fazlası x'in 5 fazlası x artı 5 olacak. Birinci ikincinin 3 katıydı. O zaman burası ne olacak? 3x artı 5. Evet. Hazır mıyız? Toplamları kaçtı? 62. O zaman 3 tane x artı 5 artı x artı 5 artı 2 tane x. Kaç eşit olacak? 62. Devam ediyorum. Hop hop. 3 tane x artı 15 artı x artı 5 artı 2 tane x. Kaç eşit olacak? 62. 2x, 3x, 6x. 6x artı 20 eşittir 62. 6 tane x 42. X de buradan 7'ye eşit olacak. Buna göre büyük sayı kaçtır? Hemen bakalım. X'e ben 7 versem 14. X'e ben 7 versem 12. X'e ben 7 versem 7, 12, 36 mı oldu? Burası da 36 oldu. Demek ki en büyük sayı sorduğuna göre cevabımız 36 olacak. Tamam. Devam ediyorum. Yine güzel bir soruyla. Mehmet'in parasının 2 katı, Yiğit'in parasının 3 katı ve Ömer'in parasının 4 katı birbirine eşittir. O zaman Mehmet'in parasının 2 katı eşittir. Yiğit'in parasının kaç katı? 3 katı. Evet. Ve Ömer'in parasının 4 katı birbirine eşittir.
Mehmet'in parası Ömer'in parasından 60 lira fazla olduğuna göre Yiğit'in ne kadar parası vardır? Mehmet'in parasıyla kimin Ömer'in parasını kıyaslayacağız? Şimdi arkadaşlar aslında bu bir sayı probleminden çok oran orantı sorusu. Ama ben burada vermek istedim ki geçişleri iyi anlayabilelim. Çünkü bu konuda ne yapıyorum ben hep? 3 tane bilmeyeni tek bilmeyen cinsine çeviriyorum. Burada da aslında oran orantıyı çok fazla kullanıyoruz. Tamam? Peki buradaki orantı çeşidi nedir? Ters orantıdır. Ben bu ters soruda ne yaparım? Şunu sakın ha yapmayın. İşte Mehmet'in parasının 2 katı. O zaman ben buna x dersem 2x. Yiğit'in parası o zaman bu 3x. 3 katı olduğu için. Ömer'in parasının 4 katına eşittir. O zaman bu da 4x'tir. Demeyin. Sakın ha. Tamam? Sakın ha öyle bir şey demeyin. Onun yerine ben ne yapıyorum? Bakın 2 tane Mehmet eşittir. 3 tane Yiğit. O da eşittir. 4 tane Ömer miydi? Ben diyorum ki bunları bir sayı eşitleyeyim. Orantı sabit olsun. K. K demeyeyim de 2'nin, 3'ün, 4'ün ortak katları. 2, 3, 4, 12 mi? 12K olsun. 2 ile kimi çarparsam 12K olur? 6K'yı. Demek ki Mehmet'in 6K'sı var. 3 ile kimi çarparsam 12K'ya eşit olur? 4K. O zaman Yiğit'in 4K parası var. Ömer'e bakalım. 4 ile kimi çarparsam 12K olur? 3K. Demek ki Ömer'in de 3K'sı var. Anlaştık mı? Bu şekilde kuracağız. Dolayısıyla Mehmet, Yiğit, Ömer derken neyim vardı burada? 3 tane bilinmeyenim vardı. Ben bunları tek bilinmeyen haline çevirdim. Haydi bakalım o zaman. Ne diyordu bize? Mehmet'in parası Ömer'in parasından 6 tane K, 3 tane K'dan 60 lira fazla. O zaman 3 tane K 60. Dolayısıyla K'yı buldum. K kaç geldi? 20. Bize neyi soruyor? Yiğit'in parası ne kadardır diyor. Yiğit'in parası ne kadardı? 4 K. O zaman cevabımız 4 tane 20. Yani 80 olarak bulunacak. Tamam. Gayet tatlı bir soruydu. Bir sonraki soru arkadaşlar. Bu soruyu ben bilgisayar malı kitabından aldım. Bakalım ne diyor. Bir uçakta seyahat eden yolcular ikram edilen çay ve kahveden en az birini almışlardır. Bu yolculardan çay alan yolcu sayısı kahve alan yolcu sayısının 3 katı. Çay ve kahve ikramlarının ikisinden de almayan yolcu sayısı tüm yolcuları sayısının 3'te 1'i kadardır. Bu seyahatte çay almayan 72 olduğuna göre çay almayanların sayısı 72 olduğuna göre kahve almayan kaç yolcu vardır? Soruyu bir okudum. Sonra hemen şunu bir işaretledim. Kim var arkadaşlar? Burada hiçbirinden almayanlar var. Almayanlar var. Başka çay alanlar var. Sonra kahve alanlar var. Matematikte problemler konusunda bu şekilde yazman işimi çok kolaylaştırıyor. Neyin ne olduğunu görüyorum. O yüzden tablo şeklinde yazmak işimizi çok kolaylaştıracak. Tamam? Bunu bu şekilde yazın. Bakalım neler var. Çay alan yolcu sayısı kahve alan yolcu sayısının 3 katıdır diyor. Yani buna x dersen burası kaç olacak? 3x. Peki buranın toplamı kaç oldu? 4x oldu. Çay almayan 70 kim var? Onu 4x'e gerek yok. Çay almayan 70 kim var? Evet. Peki çay almayanlar kimler? Hocam şurada bir tane sayı var ya. Bu adamla bu adam çay almamış. Çay alanlar bunlar. O zaman bunların sayısı kaç? 72. Toplamları 72. 72'nin x'i buradaysa demek ki x'inden almayanların sayısı da 72 eksi x olacak. Tekrar diyorum, toparlıyorum. Bu x'imiz kim? Bu almayanlar. X'inden de almayanlar. Kahve alanlar x, çay alanlar 3 katı 3x. Bana diyor ki çay almayan 72 kişi olduğuna göre. O zaman çay alanlar, almayanlar 72 olduğuna göre. O 72 kimlerdir? Buradakiyle buradakinin toplamıdır. Çay almayanlar bunlar. Ya kahve almıştır ya hiç almamıştır. O zaman kahve alanlar x dediğime göre her ikisinden de almayanlar 72 eksi x'tir. Sonuç. Bana diyor ki bu seyahatte çay almayan yolcu sayısı 72 olduğuna göre kahve almayanları soruyor, x soruyor. Bir bilgi daha vermiş. Şurayı bir okuyalım. Çay ve kahve ikramlarının ikisinden de almayan yolcu sayısı 72 eksi x. Tüm yolcu sayısının 3'te 1'i kadardır. Tüm yolcu sayısının yani 72 eksi x artı 3x artı x'in 3'te 1'i kadardır. Tamam. İşte buradan x'i bulacağız. Soru bitecek. 3 ile 72'yi çarparsam kaç yaptı? 216 eksi 3 tane x. Dikkat edin sanki parantez varmış gibi çarpıyorum. Burada iki terimi çarpıyorum. Şunları toplasak ne geldi? 72 artı 3x. Eksi 3x karşı tarafa atarsam artı x 3x olur. 6x geldi. 72 karşı tarafa atarsam 216'dan 72'yi çıkarttığımda 144 geldi. Her iki tarafı x'i bulmak için x'in katsayısına bölersen x'in de buradan 144 bölü 6'dan 24 geldi. Tamam. Biz neyi bulduk? 24. X'i bulduk. Anlaştık mı? Güzel. Peki bana neyi soruyor? Hemen bakalım. Bana diyor ki bu saatte çünkü şıklarda 24 olmayınca
Tırstım biraz. Hemen bakalım. Bu saatte çay almayan yolcu sayısı 72 olduğuna göre kahve almayanları soruyor bana. Kahve alanları değil. Almayanları soruyor bana. O zaman şöyle yapalım mı? Kahve almayanlar kimler? Hiç ikisini de almayanlar. 72 eksi x. Bir de kim? 3x. İşte bana bunu soruyor. O zaman 72 artı 2x. Bana bunu soruyor. 2x demişken burası kaç yaptı? X'imiz 24'tü. O zaman 72 artı 2 tane 24. Yani 48 mi oldu? Bunu da toplarsam 120 gelecek. İşte arkadaşlar demek ki kahve almayanların sayısı 120'dir. Anlaştık mı? Evet arkadaşlar. Soruyu geçiyorum. Geçerken de şunu yapıyorum. Hemen kısa bir toparlayayım sorumuzda. Çay alanlar vardı. Kahve alanlar vardı. Ve her ikisinden de almayanlar vardı. Doğru mu? Kahve alanları x dersen çay alanları 3 katıydı. Kendisi söylemişti. 3x. Çay almayan 72 var. Çay alanlar bunlarsa çay almayanlar şunlar dedik. O zaman burası 72 eksi x olacak. Çay almayanların toplamı 72. X'i buradaysa 72 eksi x'i burada. Sonra kahve alanlar yok çay ve kahve almayanlar 72 eksi x. Tüm yolcuların hepsinin 3'te 1'dir dedik. X'i bulduk. Sonra kahve almayanları da çözdük. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu soruda ne yapacağız? Bakalım. Pikniğe giden bir grup insanın yanına aldıkları termoslarda 5 kupa bardak ve 8 çay bardağı çay doldurulabiliyor. Ya da 3 kupa bardak ve 16 çay bardağı çay doldurulabiliyor. Buna göre termoslarda sadece çay bardağı doldurmak istense kaç tane çay bardağı doldurulur? Şimdi arkadaşlar pikniğe gidilmiş. Güzel. Bu piknikte termoslarla ya büyük kupalara çay koyuyoruz ya da küçük çay bardaklarına çay koyuyoruz. Tamam. O zaman baktığımızda da büyük bizim neyimiz olsun, termosumuz olsun. Şimdi bakalım. 5 tane kupa artı 8 çay bardağı. 8 çay bardakları ne yapıyorum ben? Termos burada bitiyor. Termosu 5 tane büyük kupa ve 8 tane küçük çay bardağına koydum ve termos bitiyor. Ya da aynı termos 3 tane kupa artı 16 çay bardağıyla da dolabiliyor. O zaman bunları birbirine eşitleyeceğiz. 5 kupa, 3 kupa burada kaldı 2 tane kupa. 8 çay, 16 çay burada da kaldı 8 tane çay. 2'ye bölersem her tarafı kupa eşittir. 4 tane çay. Demek ki bir kupanın büyüklüğü tam 4 tane küçük çay bardağını kapsayacak şekilde büyükmüş. Tamam? Bana diyor ki buna göre sadece çay bardağıyla doldurulmak istenirse şimdi burası termos değil mi? Ya da burası termos değil mi? Mesela şuradan alalım. 3 tane kupa artı 16 çay termosta eşit. Ben diyorum ki kupa yerine 4 tane çay yazsam. 3 tane 4 çay bardağı artı 16 çay bardağı. 12 tane çay bardağı artı 16 tane çay bardağı. Toplamda 28 tane çay. Demek ki bu termoslarla 28 tane küçük çay bardağı kadar çay çıkar. Tamam? Olay bu. Ne yaptık arkadaşlar? Kupa ve çay eşittir. Farklı bir şekilde gene kupa ve çay. Bunlar birbirine eşit. O zaman bu soruda hem birbirinin cinsinden yazılması vardı hem de birbirine eşitliğinin sorusu vardı. Bunları karıştırarak ortaya güzel bir soru çıkartmak istedim. Şimdiki sorumuz bu da bu konuyla ilgili son sorumuz olacak ve bütün konunun özeti olacak. Onlardan biraz daha zor. Okuyorum. 2 kilo elma ile 3 kilo armut fiyatına 3 kilo muz alınabiliyorken 6 kilo elma ve 2 kilo armut parası ile 4 kilo muz alınabiliyor. Buna göre 6 kilo muz parası ile kaç kilo elma alınabilir? Evet. Hemen. 2 kilo elma. Elmaları E ile gösterirsem. 3 kilo armut. 3 kilo armut A ile gösterirsem. 3 kilo muza eşitmiş. Ya da aynı parayla 6 kilo elma. 6 kilo elma. Aynı parayla değil pardon. 6 kilo elma. 2 kilo armut. 2 tane A. 4 kilo muz alınabiliyor. 4 tane muz eşit. Evet. Buna göre 6 kilo muz parası ile hemen onu da yazayım. 6 tane M ile kaç tane E alınabilir? 6 kilo muz ile kaç kilo elma alınabilir? Sorumuz bu. Şimdi hocam burada 3 tane eşitlik yok. 2 tane eşitlik var. Üstelik kaç tane bilinmeyen var? 3 tane bilinmeyen var. Hani keşke şu olsaydı. Keşke hocam işte 2 tane E artı 3 tane A eşittir. Atıyorum 5 tane E artı 8 tane A olsaydı. Bunları karşı tarafa gönderdik. E ile A hakkında bir yorum yapardık. Ama burada 3 tane bilinmeyen var. Ne yapacağız? 3 tane bilinmeyen varsa arkadaşlar bak gene mantık aynı mantık. Tamam. Şimdi şuradan sileyim. Mantık gene arkadaşlar aynı mantık. O zaman ben bunu benim bildiğim formata çevireceğim. Nasıl çevireyim?
Keşke burada 3 tane değil de 2 tane olsaydı, değil mi? O zaman 2 tane olacak şekilde birini yok edeyim. Birini yok edeyim. Hangisini yok etmek daha kolay? E'yi de yok etmek kolay. O zaman geldim ben bu eksi 3 ile çarptım. Çarpım. Eksi 6 tane E. Sonra çarparsak eksi 9 tane A eşittir. Eksi 9 tane M'ye. Alt taraftakini aynen yazıyorum. 6 E artı 2 tane A eşittir. 4 tane M. Taraf tarafından attık. Topladık. E'ler birini götürdü. Amacım zaten oydu. Buradan eksi 7 tane A gelirken diğer taraftan da eksi 5 tane M geldi. O zaman ben bunların eksiye çarparsam maksat artı olsun. 7 tane A eşittir 5 tane M'ye. Peki ben bunu nasıl çözüyordum? Ters orantı var burada. Ben bunu şöyle çözüyordum. 5 ile 7'nin ortak katı kaç? 35. O zaman 35K diyorum. Demek ki A kaç kaymış? A 5 kaymış. M kaç kaymış? M de 7 kaymış. Değil mi? 7 ile kimi çarparsam 35 olur? 5K'yı. O zaman A 5K. 5 ile kimi çarparsam 35K olur? 7K. O zaman M de yani muz da 7 kaymış. Sonuç olarak armut kilosu 5K. Muz kilosu 7K. Şimdi ne yapacağım? Herhangi birini de yerine koyarak ne yapabilirim? Ben muzu K türünden yazabilirim. Bak, K türünden yazabilirim. Duydunuz mu? K türünden. Zaten amaç bu. 3 tane verilmeyeni aynı türden yazabilmek. A'yı armutu, E'yi elmayı K türünden yazdım. Şey, muzu K türünden yazdım. Şimdi de elmayı K türünden yazmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Şunu kullanmak istiyorum. 2 tane E. Tamam. 3 tane A. A neydi? A5 kaydı. O zaman burada 15K gelir. Eşittir 3 tane M'ye. M kaçtı? 7 kaydı. O zaman buradan da 21K gelir. 21K gelir. 15 atarsam karşı tarafa? 2 tane E'yi 6K buldum. O zaman her tarafı 2'ye bölersem E'yi kaç buldum? E'yi 3K buldum. Güzel. Amacıma ulaştım. Rahatladım. Elma, armut, muz. Hepsini de K türden yazdım. Aynı türden yazdım. Bakın soruya bakış açımı görüyor musunuz? İşte soru böyle düşüneceğiz. Tamam? Hepsini aynı türden yazdım. O zaman gelip aynı türden yazdığıma göre artık sorumuzu çözüne gidebiliriz. Bana neyi soruyordu? Bana diyordu ki 6 tane muz. Muz neydi? 7K mıydı? O zaman ben buraya 7K yazarsam 42K. Eşittir. Acaba kaç tane E? E'yi kaç bulmuştum? 3K. Acaba 42K'dan kaç tane 3K'dır diyor. O zaman 42'yi de ne yapacağız? 3'e böleceğiz. 42 bölü 3'ten kara zaten birini götürür. 14 gelecek. Yani şöyle düşünün. Kilosu 3 lira olan elmalardan 42 liraya kaç tane alabilirim? Değil mi? Çünkü 6 tane muzun değeri, 6 tane muzun değeri 42. Değil mi? O yüzden diyorum ki 42 liraya kaç tane kilosu 3 olan elmalardan kaç kilogram alabilirim gibi şeklinde düşünebiliriz. Böylece burada bu konumuzu da bitirdik. Toparlarsak ne yaptık arkadaşlar? Birbirine eşitlemeli sorular vardı. Tel sorusu, lokantaya gidip böyle iki kişinin para vermemesi sorusu. Hatta çoğaltabilirim. Gömlek alacaktım. Pahalı olandan az alırken ucuz olandan çok alıyordum. Onları birbirine eşitledim gibi sorular vardı. Çocuklara ceviz dağıtmıştık. Onun gibi sorular vardı. Sizden istediğim bunlarla ilgili ne yapın arkadaşlar? Kendi kendinize soru yazmaya çalışın. Ancak bu şekilde bakış açımız ne olur? Gelişir. Hatta burada soru uzatın da hikaye ekleyin. Tamam? Yani mesela işte ne diyelim gömlek sorusu. Tamam mı? Hani gömlek sorusunda işte hemen gömlek kaldım verdiğim gibi değildi. Bakın soru da şöyle gelir. Önce 3-4 tane para işimize yaramayacak şekilde, tamam mı? Öğrenciden zamanını çalması için sorular gelir. Yani ne diyeyim ben size? Serkun Hoca işte baharın gelmesiyle dolabını açtığında eski gömleklerinin bayağı kullanılmayacak derecede olduğunu gördü. Ve bunun için de yeni gömlek almak için bu yakın marketlerden birini düşündü ve en güzel AVM olacağını düşündü ve alışveriş merkezine giderek oradaki ünlü bir markanın gömlek deneme rayonuna gitti gibi. Bakın burada soruya dair hiçbir şey yok. Sadece zamanınızı çalmak için, tamam mı? Verilmiş şeyler. Hemen yan tarafında 3-4 tane gömlek resmi bir de Serkan Hoca'yı çizerler. Al sana yeni nesil soru. Tamam? Ama halbuki kolay. Bakış açımız bu olacak. İkinci kısımda ne yaptık? 3 tane, bazen 4 tane, bazen 2 tane fark etmez. Farklı farklı verilen ifadeleri ben ne yaptım? Tek bilinen türüne çevirmeye çalıştım. X, x artı 2, 2x falan diye. Bazen de k'la mal'la ne yaptım arkadaşlar? Sorumuzu çözmeye çalıştım. Umarım videom hoşunuza gidiyordur ve faydalı oluyordur. Bir sonraki konumuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.